Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün temizlik yapalım derken evimizin her bir bölgesinden birer tane top çıktı. Görüyorsunuz süpürgemiz ortalıkta. Bu bücürün topları, diğer kedimiz kim bilir nerelerde uyuyor. Yani sizlerin de böyle bir sıkıntınız var mı? Sıkıntı diyorum. Çünkü yani orayı kaldırıyorum bir top, orayı kaldırıyorum bir top. Diğer odalar da aynı durumda. Bu şapşin durumuna bakıttık. Bir tüylerinden, ikincisi de bu toplarından, oyuncaklarından. Böyle, böyle. Daha diğer toplar dediğim gibi diğer tarafta. Hiç umurunda bile değil paşanın. Bak. Tarçın, bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? He? Tarçın. Neymiş o anneciğim? Bak bir de patisine nasıl atıyor. Bak yine gidecek. Sonra onların peşinden giderken toplar koltuk altlarına giriyor tabii otomatikman. Ondan sonra koltuğun altına girmeye çalışıyor. Bazen sıkışıyor onun altından. Bugün dedim ki okullar nasıl olsa tatil, kapalı. Kurslarımız da yok bugün. Şöyle yok. Voleybol kursumuz vardı. Tuana'mız bugün gitmek istemedi. O şimdi kuzeniyle beraber. Bak gitti bak. Çıkartmaya çalışıyor şimdi. Gider mi? Çıkartabilir mi? Çıkartamaz. Oraya girmeye çalışıyor. O küçücük deliğe girmeye çalışıyor. Şapşek. Aldın mı aşkım? Alamadın mı? Daha yeni çıkarmadım ben onları ya. Tarçın. Tarçın. Gel aşkım. Gel. Al. Bakın. Buna bir bakın. Buna. Arkadaşlar gözleri için söylüyorsunuz ama bunun gözlerinin altı zaten şu şekilde koyu. Bunun normal temizleme suyu var. Biz temizliyoruz zaten normalde her gün. Ama böyle koyu olduğu için gözlerinde hep bir leke var gibi gözüküyor. Aslında değil. Böyle söylendiği zaman üzülüyor muyuz? Tabii ki üzülüyoruz. Sonuçta o bizim canımız, ciğerimiz. Çok seviyoruz. Kedileri çok seviyoruz açıkçası. Yani yeri geldi 4-5 tane kedimiz oldu. Ama biz onları sahiplendiriyoruz. Ücretli değil, ücretsiz sahiplendiriyoruz. Bu yavrumuzu aslında biz verdik. Bir hafta sonra bize geri geldi. Arkadaşımız bakamayacağını, onu eziyet yapacağını düşünerekten bize geri verdi. Biz zaten baştan söylemiştik. Hani eğer ki bakamayacak durumda olursan lütfen bize geri ver. Ve bize geri geldi. Bütün bakımları olmuş, aşıları olmuş bir durumda. Tuvaletini, oyuncaklarını, işte ilaçlarını sırtına sanki böyle toparlayıp gelmişti. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Biz yani biliyorsunuz yani bizim sağımızda, solumuzda, önümüzde, arkamızda her tarafta kedi var. O yüzden kedilerle çok aşırı neşir olduğumuz için çamaşırlarımızda da hep tüyler vardı. O sebepten dolayı makinenin içerisine çamaşırları koyduğumuzda şu şekilde yapıyoruz. Göstereceğim şimdi. Evet, biraz önce bahsettiğim gibi çamaşırlarımızın içerisine şu şekilde bir tane daha çıktı galiba. Evet, şöyle iki tane yumurcak buraya gelmiş. İki tane ıslak mendil atıyoruz. Onlar toparlıyor. Kıl, tüy, işte ne varsa toparlıyor. Ve çamaşırlarımız tüysüz, kılsız bir şekilde bize geri gelmiş oluyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü takip ettiğim birçok kedi videoları vardı. Onlar da hani böyle bilgi alışverişinde bulunmak istedik. Daha doğrusu.
Umarım sizde içinde güzel bir bilgi olmuş olur. Bilmeyen arkadaşlarımız mutlaka vardır. O yüzden biz böyle bir bilgi paylaşımı yaptıktan sonra makinemizi çalıştırabiliriz. Sizlere tekrardan iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.